Anneanne sana bir şey soracağım. Yani kalbinde hiç mi bir şey kalmadı? Şimdi dedem şuradan çıkıp gelse, dizlerinin üstüne çökse, affet beni hata yaptım, başımı taşlara vurdum dese. Asla. Ama sevgi varsa bütün olmazlar olur. Her şey hallolur. Bak Yosun'la Tuna da barıştı. Sen niye dedeme dönmeyesin ki? Ya anneanneciğim herkes hata yapar. Ama önemli olan hata yaptığının farkına varmaktır. Mık 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 mık. Eğer anneannem dedeme dönerse ben anneannemle asla konuşmam. Eda. O kadar. Geliyor. Peki seni buldum. Niye hayalet olmuş beni rahatsız ediyorsun? Seni hala seviyorum Ertuğ. Bu duyduklarıma inanamıyorum. Bunlar düpedüz saçmalık. Doğru mu söylüyor, yalan mı? Bence bu tamamen dedemle anneannem arasında bir mesele. Onları yalnız bırakalım ve buradan gidelim. Betüş haklı. Hadi kızlar. Durun. Bir yere gitmiyorsunuz. Benim bu adamla konuşacak hiçbir şeyim yok. Bana kızgın olduğun için dudakların böyle söylüyor. Ama kalbin benim için atıyor. Kim demişse yalan. Ben de Peri, hissediyorum. Karşılaştığımız andan itibaren kalbinin sesini kulaklarımda duyuyorum. O duyduğun kalp atışları aşktan maçtan değil, öfkeden. Senden o kadar nefret ediyorum ki. Seni gördüm göreli kalbim hızlı hızlı atıyor zaten. Acaba ne sihir yapsam da onu bir daha göremeyeceğim bir cehennemin dibine yollatsam diye düşünüyorum. Söylediklerine kendin de inanmıyorsun Merzuka. Hadi kızımızı torunlarımızı alıp şatomuza gidelim. Seninle baş başa yeni hayatımıza başlayalım. Gerçekten çok pişmanım. Ne oldu şimdi? Hadi kızlar, hep beraber şatoya gidiyoruz. Bence çok iyi yaptın anneanne. Bırak bu adam sonsuza kadar orada dona dona kalsın. Ay, olur mu öyle şey? Anneanne, dedemi bu halde mi bırakacaksın? Soru sorma. Hadi gidiyoruz. Gidin de yani bu adam ne olacak? Bir zahmet sen başında dur. Bir işim var. Halledip döneceğim ve ondan kurtulacağım. Çözmeye kalksam gidip Merzuka teyzeye musallat olacak. Çözmesem hani bir yağmur yedirirse sırılsıklam olacağız. Ay, ay ne yapacağımı şaşırdım. Aa, en iyisi Bekri amcayı da alıp böylece kapalı bir yere gideyim. Ay olmaz, etraf ne der sonra. Ay, ay ne yapacağımı bilemiyorum. Neyse ben Merzuka teyzeyi bekleyeyim. İşi bitince gelecektir herhalde. Al işte. Bulut derinin yeni marifetleri yüzünden sihirlerimiz tutmaz hale geldi. Kara bulutları bile dağıtamıyorum. Al işte. Şato bile gözükmüyor. Üf.
Delirmek işten değil, delireceğim. Anne, ne aradığını söylersen belki bir çözüm bulabiliriz. Hayır, bunu tek başıma ve gizlilikle yapacağım. 750 yaşında olmaktan bazen nefret ediyorum. Hafızamın zayıflaması gücüme gidiyor. Selam. Aa, Dudu bak, kızlar geldi. Sihirli günler. Hoş geldiniz çocuklar. Anneniz çağırdı değil mi sizi? Çağırmadıysa şaşardım zaten. Ne zaman bir olay olsa her şeyi herkese anlatır. Yok canım, biz ne olduğunu bilmeden geldik. Ne olduğunu ben dahi bilmiyorum. Her şeyi de bilmeyiverin. Anneanneciğim, bari bize şu kadarını söyleyin. Ya dedem hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu hala seviyor musunuz? Onu affedecek misiniz? Asla. Aşkımdan ölsem gururumu yerlere sermem. Aa Dudu. Niye 750 yaşına gelince gençlikte yaptığımız bazı sihirleri hatırlamaz oluyoruz? Ay, delirmek işten değil. Bu kadın ne yapıyor yukarıda? Anneciğim, ne yapıyorsa yapıyor. Yalnız başına kalmak istiyor. Bırak lütfen. Ya babamı cehennemin dibine göndermeye kalkarsa? Çok iyi yapar. Çok isabet olur bence. Baban bunu hak ediyor. Canım, herkes hata yapar. Sen sus, konuşma. Çünkü yediğiniz halt aynı. Taraf tutuyorsunuz tabii. Ne ben seni aldattım, ne de baban anneni aldatmış olmaktan mutlu. Bunca sene sonra adam pişmanım diye geri geldiyse içinde hala sönmemiş bir aşk var demektir. Ya da dedem anneannem kadar mükemmel başka bir kadın bulamadı ve anneannemin değerini yeni anladı. Evet, babam annemi çok severdi. Bir heves uğruna bizi bırakıp gitti ama için için annemi sevdiğini hep biliyordum. Anne, sen sanki dedemi anneannemden daha önce affedecek gibisin. Evet, çünkü babasız büyümek çok gücüme gitmişti. Bu öyle bir şey ki, nasıl anlatayım size? Dünyanın bir yerlerinde bir ucunda babanın olduğunu biliyorsun ama o senin neler yaşadığını, nasıl büyüdüğünü bir türlü bilmiyor. Evleniyorsun, sevincini paylaşamıyorsun. Evlatların oluyor, baba bak sana torun geldi diyemiyorsun. Seviniyorsun, bir eksiklik hissediyorsun. Üzüntülü ve sıkıntı anlarında da başını yaslayacak bir baba omuzu yok. Anne böyle konuşma, bak ikimiz de çok duygusallaştık. Ya bunun nesi kötü? Annem babasına ne kadar kızgın olursa olsun. Baba babadır, ömür billah silemezsin bunu. Yukarı çıkamadığıma göre Perihan'dan yardım istemeliyim. Bakalım o biliyor mu yukarıda neler olup bittiğini. Sihirli aynadan bakalım. Ne oldu? Ne olacak? Anneannem yaptığı sihirleri görmeyelim diye aynayı aldı. Artık beni izleyemezler. Aman bu periler alemi de bir tuhaf. Kim kimin nesi bilinmez. Her gün yeni biri çıkıyor. Kız mı erkek mi? Erkek. Adı ne? Ali. İsme bak. Fanilerin arasında çok moda. Ondan koydum. Hiç de moda olmuyor. Anasından mı yaşıyor, seninle mi? Yalnız, koskoca adam. Adem olmuş. Mecburum. Onu da evladım gibi seveceğim. Bana dönüyor musun? Hayır. Sen eve dönüyorsun.